Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda Temmuz 1'de başlayan ders çalışma, geometri ders çalışma programı için hazırladığım rehberlik videolarından ikincisindeyim. Birincisini ne zaman? 1 Temmuz'da yapmıştık. Şimdi ne zaman yapıyoruz rehberliğimizi? Pazar günü yapıyoruz arkadaşlar. Ve bu hafta ne işleyeceksiniz? Üçgende açı ve ek çizimleri işleyeceksiniz arkadaşlar. Evet, ne yaptık arkadaşlar? Doğru da açıyı hallettik. Geometrinin ilacını çözdük. Acil geometriyi çözdük. Şimdi sırada üçgende açı ve ek çizimler var. Yalnız buraya geçmeden önce sizin de bazı sorularınız var. Onları bir yanıtlamak istiyorum. Evet. Şeyden de Telegram'dan da mesaj geliyor. Buradaki sesi nasıl kısacağımı da bilmiyorum. Bir ara bir mesaj atın bana da. Telegram webden kapalıyken mesaj geliyor. Onu da söylerseniz sevinirim vallahi açıkçası. Şimdi Telegram demişken arkadaşlar geçen bir post yayınlamıştım ya. Telegram'da bütün sorularınızı yanıtlayacağım diye. Arkadaşlar 4 saat boyunca arkadaşların soruları bitene kadar yanıtladık valla. Herkes sorularını sordu. İşte ya şeyden kurtulurum dedim ama ne derler ona? YouTube'a gelecek şeylerden, yorumlardan kurtulurum. Yani bütün yorumlara cevap veremiyorum. En azından orada yorumlara cevap vereyim dedim. Valla Telegram'da da böyle 2 haftada bir böyle canlı yayında yapacağım galiba. Soruları cevaplayacak şekilde arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şimdi hatta soru var. Bir tane soru var arkadaşlar. Çok geliyor bana. Birincisi şu, hocam geçen seneki konu anlatımıyla bu seneki konu anlatımı hala daha bu soruyu duyuyoruz. Konu anlatımı arasında fark var mı? Çok fark var mı? Biz hangisini yapmalıyız diyenler var. Arkadaşlar tabii ki bu seneyi şey yapmanız lazım. İndirip çıktısını almanız lazım ya da satın almanız lazım. Ama geçen senekini alıp da belli bir noktaya gelenler ya da masraf etmeyin kardeşim geçen senekini çektirenler geçen seneki videolarla devam edebilir. Hiç problem yok. Dediğim gibi %90'ı aynı. Ben sadece ve sadece yeni videolarda biraz daha profesyonelleştik. Eskiden mesela nefes alma sesim geliyordu. Öğrenciler biraz rahatsızdı. Eski videolarda görürsünüz. Yeni videolarda nefes alma sesim yok mesela. Rahatsız edici bir şey yok. Yani o tür durumları ayarladık arkadaşlar. Yani daha profesyonel bir çekim yapıyoruz. Birincisi buydu. İkincisi de şu, hocam programda geometrinin ilacı ve acil geometri var. Benim durumum çok zayıf ve çok kötü. Geometri sıfırım. Geometrinin ilacını aldım eyvallah ama ondan sonrasında acil mi çözmeliyim? Acilden önce başka bir kaynak çözsem olmaz mı diyorlar arkadaşlar. Olmaz. Niye? Acil geometri siz hala zor biliyorsunuz. Zor bir kaynak değil. Sınava yönelik tam uyumlu bir kaynak arkadaşlar. Ha, acil geometri sadece yeni neslin babası olduğu için, babası anası her şeyi olduğu için hala insanlara zor geliyor. Niye? İlk başta bu yeni nesil soruları yazan kaynak bizim kaynak. Acil geometri. Eskiden alışkın değildiniz böyle yeni nesle. Şimdi alıştığınız için emin olun içine daldığınız zaman sıkıntı yaşamayacaksınız arkadaşlar. Hatta geçen Telegram'da 4 saat boyunca bütün soruları cevapladım dedim ya. Canlı yayınla çok güzel oluyor bu arada. Hoşuma da gitti. Orada güzel işlerde yapacağım onu da söyleyeyim. Bir tane meslek liseli dostum unuttum adını valla kusura bakma. Meslek liseli bir arkadaş bir soru sormuştu. Laf lafa açmıştı sormuştuk. Hatta meslek liseli olduğunu duyunca biraz sorularda da üstüne gittim aslında ben de. Demişti ki geometride sıfırdım hocam. Sizin programınızla başladım. Sonuna kadar da götürdüm. Ve geometrim çok iyi hale geldi. Hani bazı denemelerde yanlış hatırlamıyorsam full ve full'e yakın yapıyor gibiyim hocam diyenler dedi yani. Yani 8-10 net çıkarabilecek seviyedeydim. Ama 2021 YKS'de öyle mi oldu? Öyle olmadı galiba. 4-5 ya da 3-4 tane net çıkarttı. Çünkü 2021 YKS biraz farklıydı arkadaşlar. Matematik herkesi yıprattı. Geometriye geçtiklerinde o kafayla geometri sorularını çözemediler. Ama işin olay o değil bence. Olay nedir? Geometri denemelerde ne yapıyordu? Full'e yakın yapabiliyordu. Sıfırken. Hatta mesaj da attım kendisine de. Yani gruptan attım. Herhalde grupta görmedi büyük ihtimalle. Onunla bir program da çekmek istiyorum aslında. Nasıl çalıştın, geometriye hangi kaynakları çözdün diye. Hep böyle iyi kişileri mi çıkartacağız kardeşim? Yani sıfırdan belli bir noktaya kadar gelmiş birini çıkartmak. Bence daha mantıklı arkadaşlar. Meslek liseli arkadaşım. Buradan sana sesleniyorum. Eğer beni duyuyorsan bana mesaj yaz. Telegram'dan mesaj yaz ya da şeyden mesaj yaz, mailden mesaj yaz. Hocam ben meslek liseli de ben anlarım zaten. Seninle bir yayın yapıp arkadaşlara da yol göstermeni isterim yani açıkçası. Arkadaş ne yapmış? Programa uymuş. Hocam sıfırdım. Sizin konu anlatımınızla gittim.
Sizin dediklerinizi yaptım. Geometrinin ilacı çözdüm. Diğer kaynağı çözdüm. Acil geometri çözdüm. Peki dedim, acil geometri çözerken zorlandın mı dedim. Hocam ilk başta zorlandım dedi. İşte çözemiyordum dedi. Sizinle birlikte çözdüm dedi. Yine çözemiyordum dedi. Sizinle birlikte çözdüm dedi. Ama zaman ilerledikçe ben de çözmeye başladım hocam dedi. Çünkü işi öğrendi. Ve ben hep şunu diyorum. İlk başta tabii ki sizler her kaynakta, her orta seviyede kaynakta sıkıntı yaşayabilirsiniz. Geometride zaman ilaçtır. Yani zaman ilaçtır. Zaman ilerledikçe geometriniz daha iyi bir hale gelir. Ama burada süreklilik şart arkadaşlar. Ne yapacaksınız? Bu program dahilinde sürekli bir şekilde çalışacaksınız. En iyi ders çalışma yöntemi şu programla ders çalışma yöntemidir. Lütfen buna herkes alışsın. Bu şekilde yapın. Kafa biraz patlayacak. Biz ne yaptık? Levent Özdedi ile kimya, SML Hoca, VIP Fizik, senin biyolojin hepsinden rica ettik. Ya hepsi de geçen sene de zaten yapıyorlardı. Beraber birlikte bu işi öğrencilere faydalı olabilmek için programlar yaptık. O yüzden bu programlara uyun. Hatta bir arkadaş Telegram'da şey demişti. Hocam şuradakinin boş PDF'ini de verir misiniz? Çakışan programlar var. Biz kendimiz elle doldurmak istiyoruz dediler. Aynen her zamanki bu PDF'e ulaştığınız ya işte linki koyacağım arkadaşlar orada. Bunun bomboş hali var. Siz kendiniz işte fiziği, kimyayı, biyolojiyi falan filan hepsini koyabilirsiniz arkadaşlar. Hiç sıkıntı değil. Vallahi sizin için yarın yola çıkacağım. Sizin için ekstradan böyle bir saat falan uğraştım yine. Bu saat geç olmasına rağmen ekstradan uğraştım ve dediklerinizi yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Sizler yeter ki iyi bir noktaya gelin. Evet. Ya ben buradan şunu da anladım. Meslek liseli bir öğrenci ne yapmış? Geometriyi full'e yakın yapmaya başlamış. Ve yine bunu şey yapıyor. Ne derler ona? Kanıtlayan bir söz, bir cümle. Ne diyor? Meslek liseli sıfırdan iyi yapar bir konuma geldim. İyi ki de işte çok kolay konu anlatımı sizinle karşınıza çıkmamışım. Çünkü buradaki konu anlatımı kolay, orta, zor ve yeni nesile alıştıracak ve yeni nesil soruları nasıl yapabileceğinizi ben yazdığım için soruların nereden geldiğini de göstermem size çok daha mantıklı geliyor. Yani nereden geliyor? İşte bak eski neslin şu sorusunu kolay sorusunu bak yeni nesile böyle çevirebiliriz diye de söylüyorum. ÖSYM de aynen bunu yapıyor kardeşim. Aynen. 2021'i yakasette de gördünüz zaten bunu. Gören arkadaşlarınız var zaten bunu. Evet neyse çok fazla gevezelik etmeyeyim. Dediğim gibi bu iki soru çok geliyordu. Bu iki soruyu da cevaplamış olduk size. Şimdi ne yapacaksınız bu hafta arkadaşlar? Bu arada şeyi de göstereyim. Boş PDF'i de göstereyim size. Şu boş PDF siz doldurursunuz arkadaşlar böyle. Bakın. Şurada boş PDF. Temmuz ayından Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat. Burada Mayıs, Haziran. Haziran'a kadar yapıp oradan indirip siz kendiniz doldurabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Ders çalışma programında neredeyiz arkadaşlar? Bu hafta üçgende açı ve ek çizimleri halledeceğiz. Geometrinin en önemli yerlerinden bir tanesi daha arkadaşlar. Üçgende açı videoları pazartesi saat 10'dan itibaren yayınlanacak arkadaşlar. Hepsi ard arda üçgende açı yarım saatlik arayla arkadaşlar. Üçgende açı 1, üçgende açı 2, üçgende açı 3. Sonra ek çizimler 1, ek çizimler 2, ek çizimler 3 şeklinde olacak. Biraz video sayısı fazla olabilir ve şunu hep söylüyorum arkadaşlar. Burası izle geç platformu değil. Yani yatarak böyle izleyip şey yapma değil. Ne yapıyorduk? Masanın karşısına geçip özel ders tadında altını çizerek şey yapıyorum. Özel ders tadında çünkü bendeki bilgilerin hepsini özel ders öğrencime ne veriyorsam hatta fazlasını bu videolarla veriyorum arkadaşlar. Yani ben şöyle de yapabilirdim. 10 dakika 10 dakika 10 dakikada yapabilirdim ama biz bu işte bizi öğrendiniz artık para kazanalım şöyle olsun daha çok tıklanma olsun hevesinde birileri olmadığımız için konu nerede bitmesi gerekiyorsa orada bitiriyoruz. Bazen yarım saat, bazen 20 dakika, bazen 40 dakika oluyor. 40 dakika boyunca sen de benimle birlikte özel dersi alacaksın. Bu dediğimi de sakın ama sakın unutma. Tamam, ciddiyetle. Özel ders ciddiyetiyle olacak. Bunlar da benim özel derste öğrencilere verdiğim ödev. Ödev ciddiyetinde olacak. Lütfen bu dediklerimi mutlaka ama mutlaka yapın arkadaşlar. Ya bu şekilde ben her hafta ekran karşısına geçiyorsam, her hafta konu anlatımı yapıyorsam, her hafta soru çözümleri yapıyorsam, acil geometriden veya geometrinin ilacından soru çözümleri yapıyorsam, çalışıyorsam sene boyunca siz de sene boyunca hayaliniz için çalışmak zorundasınız. Şurayı biraz yakmak zorundasınız arkadaşlar. Neyse çok gevezelik ettim yine. Bundan sonraki videolarda etmeyeceğim. Tamam. Üçgende açı ve ek çizimleri halledeceğiz arkadaşlar. Sanırım üçgende açı 3 videoydu. Ek çizimler de zaten 3 video. Toplam 6 video. Pazartesi günü konu anlatımını halledersiniz. Sonra işte buraya başka bir ders koyarsınız. Buraya geometrinin ilacını koydum. Geometrinin ilacına bakalım üçgende açıda kaç tane var.
Hemen geometrinin ilacı YouTube yok. Şu bizim konu anlatımımız. Önce konu anlatımına bakalım ya. Konu anlatımında üçgende açıda kaç sayfaymış arkadaşlar? Şöyle bakıyoruz. Üçgende açı. Neredesin üçgende açı? Şuradan başlıyor. Şuradan başlıyor. Sayfa 9'dan başlıyor arkadaşlar. Üçgende açı. Sonra sayfa kaçta bitiyor? 14'te bitiyor arkadaşlar. Tamam. Sonra da ek çizimler başlıyor. Ek çizimler de başlayıp. Ek çizimler de çok önemli arkadaşlar. 2021 YKS'de çıkmamış gibi gözüküyor ama şeyde çıktı. LYS diyorum ya. AYT kısmında iki tane analitik sorusunda ikizkenarla ilgili bir ek çizim mantığı çıktı. Ek çizim belki bir tanesini oluşturmuyorsun ama ikizkenar olduğunu fark ediyorsun. Bu dediğim de önemli. Buna dikkat edin arkadaşlar. Tamam mı? Yani 9 ile 20 arası olacak arkadaşlar. Bu ek çizimlere de çok ama çok önem verin. Özen gösterin lütfen. Tamam mı? Hatta şurada ders çalışma programında işte burada üçgende açıyı bir gün, sonraki günde ek çizimleri de yapabilirsiniz. O biraz size kalmış. Hadi geometrinin ilacını da nerede? İlaç YouTube şuraya bakalım. Üçgende açı sayfa 11'de başlıyoruz. Sayfa 11'de başlıyoruz. Kaç tane test var ben de merak ettim arkadaşlar. 11'den sayfa 20'ye kadar galiba. Evet. Test 5. En son test 5. Test 6 galiba arkadaşlar. 6 tane test var. 6 tane testi şeyde çözebilirsiniz galiba. Yalnız dur. Daha işimiz bitmedi burada. 6 tane test var. Bir de burada şey falan olması lazım arkadaşlar. Orta taban falan olması lazım. Şuradaki başlıklara dikkat edin. İşte bak burada orta taban var. Sayfa 29'da çözün lütfen. Muhteşem üçlü var. Sayfa 31'de çözün lütfen. 29 ile 31 arasında ödev veriyoruz. Yine bunlarda olması lazım. Çünkü siz eşlik orta tabanı pardon orta tabanla muhteşem üçlüyü gördünüz arkadaşlar. Üçgende açıda alt test, orta taban ve muhteşem üçlü ile ilgili testleri de çözmeyi unutmayın. Bak iyi ki bunu açıp gösterdik size. Sonra nereye bakıyoruz arkadaşlar? Sonra soru bankasında, geometri soru bankasında üçgende açılar sayfa 11'den sayfa 26'ya kadar arkadaşlar. Ona da bakalım. Sayfa 11'den sayfa 26'ya kadar. Evet. Kaç tane test var? Sayfa 26. Böyle baktığımız zaman test 4. Evet. Baktığımız zaman arkadaşlar test 5. Burada da 5 tane test var. 6 tane ilaçtan test var arkadaşlar. Şurayı yazalım isterseniz. 6 tane ilaçtan test var. 6 test. Buradan da kaç test? 5 testi galiba değil mi? Bir daha bakayım. Geometri Soru Bankası. 5 test arkadaşlar. 5 test de burada var. Toplam 11 test. Ama burada geometrinin ilacında bir de orta taban ve şeyle ilgili de test vardı orada. X kenar değil. Orta taban ve muhteşem üçlüyle de ilgili test vardı. Onların test sayısına bakmadım ama. Hadi en fazla 3 tane test olsun. 9, 5 daha 14 çözülebilir ya. Geometrinin ilacındaki testleri burada çarşamba gün çözebilirsiniz. Çözemezseniz perşembeye de o 3 testi ya da 4 testi atabilirsiniz arkadaşlar. Cuma günü de acil geometrideki testleri çözebilirsiniz. Çözemezseniz onu öbür güne de yine atabilirsiniz soru çözümünde. Her hafta geometride aktif olmak zorundasınız arkadaşlar. Pasiflik olmaz. Şurası geometride çalışacak. Hep çalışacaksınız ve şunu unutmayın. Şu dediğimi unutmayın. Geometride zaman ilaçtır. Şu anki durumun ne olursa olsun hiç fark etmez. Zaman ilerledikçe daha iyi bir konuma geleceksin. O yüzden tekrar söylüyorum, meslek liseli arkadaş bana ulaş. O konuştuğum Telegram'da konuştuğum meslek liseli arkadaş bana lütfen ulaşsın. Ve Telegram'da da arkadaşlar burada yapamadığımız şeyleri Telegram'da da ayda bir yapmak istiyorum. Böyle toplanıp soruları sorusu olanları şey yapmak istiyorum, cevaplamak istiyorum. Ya da değişik projelerim var Telegram'daki arkadaşlara söyledim. Orada da bu tür güzel işler de yapmayı planlıyorum arkadaşlar. Ya da soruları genel anlamıyla orada cevaplamak da istiyorum arkadaşlar. Çünkü herkese ulaşmak istiyoruz yani biz açıkçası. Ve bu arada şunu da unutmayın arkadaşlar. Temmuz 1'den itibaren başladığımız için şanslıyız ve şanslısınız ve devam edin lütfen. Lütfen ama lütfen yanınızdaki çok sevdiğiniz arkadaşınızı da çağırın mahrum kalmasın. Yani genelde okul başlayınca başlanılıyor bu işe. Eylül ayında başlayın arkadaşlar. Eylül ayında başlayan, genelde okul başlayınca Eylül ayında başlayanlar oluyor. Ama sonrasında yetişmiyor. O yüzden herkese söyleyin lütfen. Gelsinler, programımızı takip etsinler. Bizi izlemek zorunda değiller. En azından programlarımızı bakıp ders çalışmaya başlasınlar. Yani bu konuda da sizden size emrediyorum. Ha, Kenan Komutan diyorsunuz ya. Emrediyorum kardeşim. Hadi gidin arkadaşlarınızı çağırın. Benden, işte Levent Özdeli ile Kimya kanalından, işte VIP Fizik'ten,
SML Hoca'nın kanalından, senin biyoloji kanalından bizim programlarımıza bakıp en azından çalışsınlar, o programa göre beğenmedikleri yerleri böyle düzeltebilirsiniz tabii ki. Düzeltip lütfen güzel işler yapalım arkadaşlar. Bu videoda biraz uzun oldu ama biraz açıklamam gereken şeyler vardı. Ondan dolayı bundan sonraki videolar inşallah uzun olmaz. Çünkü vakit, sizin vaktiniz bence çok değerli. Kimsenin vaktini bu şekilde çalmak istemem. Yani gidip 20 dakika bir şey dinleyeceğinize gidip ders çalışabilirsiniz ya da kafa dinleyebilirsiniz açıkçası. Bilmiyorum, beni dinlerken belki kafanız da dinleniyordur da pek zannetmiyorum aslında. Çok konuşuyorum bazen. Evet gençler, neyse. O zaman ne diyoruz? Pazartesi günü ayın 5'inde üçgende açı ve ek çizimler videolarını izleyip sonra geometrinin ilacı, sonra acil geometri, mutlaka ama mutlaka acil geometri çözüp bu haftayı da bu şekilde bitireceğiz arkadaşlar. Önümüzdeki haftada şunlarla ilgili yine rehberlik videosu çekeriz gençler. O zaman görüşmek dileğiyle, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.